Lozan konusunda zannediyorum hala anlaşılmayan bazı incelikler var. 94 yıl önce yapılmış bir anlaşma, siyaset hukukunda da özellikle anlaşmaların güncelleşmesi diye bir şart vardır ve bunu da biz yaparız. Savaşı sonrası ortaya çıkan tabloyla Türk milletini yeryüzünden tasfiye etme planı olan Şark meselesi için uygun bir zemin oluşmuş gibiydi. Trablusgarp Savaşı'ndan Balkan Savaşı'na, oradan Birinci Dünya Savaşı'na kadar bu muazzam ölüm kalım sahalarında cepheden cepheye koşturan Türk milleti, her ne kadar yorgun düşmüş gibi görünse de toparlandı ve bir kez daha silahına sarılarak ve bu uğursuz planı milli mücadele vererek bozdu. Fakat sorun bundan sonra başladı. Milli mücadele sonucu imzalanan Lozan Antlaşması, avantaj sağlayan ve zafer olarak kabul edilebilen bir antlaşma olsa da sonuç itibarıyla pek iç açıcı değildi. Çünkü bu emsalsiz destanın kazanımlarını karşımızdaki İtilaf devletlerine onaylatma aşamasında cephede verilen cesaretin aynısı masada gösterilemedi. Oysa Lozan görüşmelerinde İbre Türk tarafından yanaydı. Türk tarafının arkasında zafer kazanmış ve morali yüksek bir ordu vardı. Buna karşın İtilaf devletlerinin kamuoyları ve muhalefetleri ise savaş istemiyordu. İtilaf devletlerinin arasında ittifaklar bozulmuş, hatta husumetler başlamıştı. Tüm bunlara rağmen Türk delegasyonu masada İngiliz bloflerini aşamıyordu. İngiltere'nin başını çektiği 10 devletle imzalanan Lozan Antlaşması'nda pek çok başlık Batılıları bile şaşırtan tavizlerle kapatılmıştı. Yeni Türkiye Devleti, düğünü umumiyeden kalan ağır bir borç yükümlülüğünü kabul ederken, Yunanlıların ödemesi gereken savaş tazminatını garip biçimde Yunanistan'a hibe etmişti. Bu konu mecliste gündeme gelmiş, milletvekili Mustafa Necati Bey, meclis kürsüsünden şöyle haykırmıştır. Efendiler, zarar ve ziyanın miktarı delegelerimiz tarafından 4 milyar altın frank olarak tespit edilmiştir. Bu 4 milyar frank hibe edilmiştir. Efendiler, hiç olmazsa Yunanistan'ın parası yoksa efendiler, bizden alıp götürdüğü davarların aynen iadesini isteselerdi. Bunlar küçük şeyler değildir. 50-60 milyon liralık bir şeydir. Bunu aynen istemek hakkımız değil midir? Bu istenmemiştir. İstenmişse de verilmemiştir. Lozan Antlaşması'nda Türk heyeti, Boğazların Türkiye'ye bırakılması konusunda uysal bir tutum sergilemiş, Boğazların Türkiye'ye bırakılmasını savunan Sovyet delegesi Çiçerin'i dahi hayretler içinde bırakmıştır. Sonuçta Boğazlar Türkiye'ye bırakılmamış, uluslararası bir yönetim kurulmuştur. Antlaşmanın tamamlanmadığının bir diğer kanıtı da Irak sınırıdır. Musul ve Kerkük meselesini içeren Irak sınırının çizilmesinin ötelenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sert eleştirilerle karşılanmıştır. Lozan'da en ilgi çeken mesele de Türk tarafının hukuki olarak Osmanlı'ya ait bulunan topraklardan bir kalemde vazgeçmesidir. Lozan'ın 16. maddesi, Türkiye iş bu antlaşmada netleştirilen sınırlar dışında bulunan topraklar üzerindeki ve bu topraklara ilişkin ve yine iş bu antlaşmayla üzerlerinde egemenlik hakkı tanınmış olan adalar üzerindeki her ne mahiyette olursa olsun sahip olduğu her türlü hukuk ve sıfatlarından feragat ettiğini beyan eder demektedir. Ünlü yazar Kemal Tahir bu durumu ifadesiyle bir bakkal dükkanı bile
5 ayda tasfiye edilemezken biz bir imparatorluğu Lozan'da tasfiye ettik diye dile getirmiştir. Lozan görüşmelerinde gerçekten de Osmanlı'nın tasfiyesi 5,5 ayda tamamlandı. Hem de sınır meseleleri, mahzenler dolusu arşivler incelenmeden bir çırpıda karara bağlandı. Peki delegelerimiz incelediler mi bunları? Hayır. Çünkü İstanbul hükümeti delegeleri, yani asıl uzmanlar, Ankara hükümetinin isteğiyle sokulmadı bu konuşmalara. Hatta öyle ki Lozan'daki Türk tarafının tutumuna karşı İngiliz generali Harrington teşekkürlerini sunmuştu. Lozan Antlaşması ucu kapalı bir antlaşma değildir. Zira zaman içerisinde pek çok kez güncellendi. Dünya 2. Dünya Savaşı'na doğru sürüklenirken Almanya ve İtalya'dan çekinen İngiltere, boğazlar konusunda antlaşmada değişikliğe gidilmesine sıcak baktı. Lozan'a göre Türkiye'nin boğazlarda asker bulundurma hakkı yoktu. 13 yıl sonra 1936'da Montreux Antlaşması'yla bu değiştirildi ve Boğazlar Komisyonu kalktı. Yine Fransa'nın da kabul etmesiyle 1939'da Türkiye Hatay'ı aldı ve sınırlar da güncellenmiş oldu. Buna karşılık Yunanistan, Lozan'a göre Batı Trakya'daki Türk azınlığa karşı sorumluluklar üstlenmekteyken, bunları uluslararası hukuku çiğneyerek yerine getirmedi ve Lozan'ı fiilen atıl durumda bırakmış oldu. Yunanistan, verdiği taahhütlere rağmen Batı Trakya Türklerini sistemli bir şekilde asimilasyona tabi tutma ve yıldırarak göç ettirme politikası izledi. Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine uyguladığı baskılar arasında Batı Trakya'daki Türk kimliğinin inkar edilmesi ve bölgedeki Türklerin Yunan resmi makamlarınca Müslüman azınlık olarak isimlendirilmesi, Lozan Antlaşması'na göre Türklere tanınan vakıf kurma hakkının önlenmesi, Lozan Antlaşması ihlal edilerek Batı Trakya Türklerinin Türkçe eğitim haklarının ellerinden alınması ve Lozan Antlaşması çerçevesinde Müslüman Türklere tanınması gereken dini hakların tanınmaması ve Türklere kendi müftülerinin seçtirilmemesidir. Tüm bunların yanında Yunanistan, Lozan Antlaşması'na göre Anadolu Yarımadası'na yakın adaların silahtan arındırılması gerekirken adaları ısrarla silahlandırmaya devam etmektedir. Fakat Lozan'ı pek çok konuda görmezden gelen Yunanistan, Türkiye'nin Lozan'ın güncelleştirilmesi önerisi karşısında tuhaf bir şekilde paniğe kapılmaktadır. Lozan'da buradaki Türklerle ilgili Müslüman azınlık ifadesinin geçtiğinden bahsediyorsunuz. Batı Trakya'da yaşayan Müslümanlar inandıklarını Lozan'a göre yaşayabiliyorlar mı? Ne yazık ki baş müftülerini kendi seçtikleri baş müftü değil, atanan bir baş müftüyle yönetilme gayretleri var. Bırakın bunları, Türk kelimesinin yazılmasını dahi hazmetmek mümkün değil. Bu nasıl oluyor da Lozan Antlaşması'nın uygulamada olduğunu söylüyoruz? Özellikle arzu ettiğimiz şeylerin başında Batı Trakya'daki soydaşlarımızın oradaki haklarının korunması meselesidir. Lozan'ın imzalandığı 1923 yılından günümüze 94 yıl geçti. Bu süreçte dünyada, bölgede, Türkiye'de bir hali değişti. Artık Türkiye, sözüm ona başarısını anlatmaya çalışırken hatalarını itiraf eden, bütün fedakarlıkları yaptım, her şeyi kabul ettim fakat memleketin iktisadi esaretini reddettim diyen Lozan Heyeti Başkanı İsmet Paşa'nın Türkiye'si değil. Sanırım başta Yunanistan'ı panikleten de bu olsa gerek. Her şeyi kabul eden Türkiye yerine, tarihi rolünü yerine getirmeye başlayan Türkiye'nin farkında olmaları.